Beypazarı doğal maden suyu gezelim tozalımı sunar. Sevgili seyirciler, gezip tozma devam ediyoruz. Yine Çubuk'tayız. Daha önce bir bölüm çekmiştik ama Çubuk'un güzellikleri o bölüme sığmamıştı. Festival vardı. Yine festivalden renkler bu bölümde de var. Sözün özü gezelim tozalım. Bugün yine Çubuk'ta başlıyor. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Çubuk'ta halk eğleniyor. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş konuklar var. Burada kültürel değerlerini tanıtıyorlar. Halk danslarını oynuyorlar. Şu anda halk danslarını izlediğimiz millet Bulgaristan'dan gelen komşularımız, Bulgaristan halk danslarını birlikte izliyoruz. Sevgili seyirciler, konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Çubuk'taki güzelliklerin peşindeyiz. Festival sürüyor. Renkleri, sesleri, güzellikleri Çubuk'ta sizle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, sıra geldi cızlamaya. Görüyorsunuz sacın üstüne. Ne yapıyorsunuz sacın üstüne? Çevirmeniz lazım galiba onu. Daha pişmedi. Pişmedim, o zaman bekle. Kopuyor. Ne yaptınız burada? Bu nedir? Bu okat. Hamuru yumurduk, cıvıttık. Bayağı cıvık ama. Evet. Cızlama, bu cıvık hamurdan oldu. Kattın mı hamuru? Süt kattık. Sevgili seyirciler, sütlü cıvık hamur, doğru mu? Evet, su kattık az da. Su. Tuz. Süt. Maya. Su. Bak sayalım bir. Su. Süt, maya, tuz, un. Un. Evet, üçünü dördünü kattık. Un. Karıştırdın güzelce. Evet, karıştırdım. Sonra böyle yumurtup bu sefer kıvama getirdin. Evet, ondan sonra saçın üstüne. Kızgın saçın üstüne döküyorsun. Evet. Cız diyor. Evet, cız. Cızlama oluyor, vız diye yiyorsunuz abi, böyle. Sevgili seyirciler, biz orada muhabbet ederken Betül kardeşim öşmerimi yapmış, abi dedi gitmeden tadın dedi. Biz de onu kırmayıp her zaman yaptığımızı yapacağız. Sizin için Çubuk'ta Betül kardeşimin öşmeriminden tadacağız. Gel bacım gel. Görüyorsunuz, yani televizyonculuğunda faydalı yanları var. Bir yandan öşmerim yiyorsunuz. Öşmerimi. Şekerleme, şekerleme, gel abi, ne diyorsun, gel. Gel, ne diyorsun?
Söyle. Almış mı gafur? Ne diyorsun? Bu höşmerimi şekerlemeden mi yemeli, şekerlememeden mi yememeli? Dur söyleyemiyorum bak. Bu höşmerimi şekerlemeli de mi yemeli, şekerlemememeli de mi yemeli? Söyle bakayım. Bu höşmerimi şekerlemeli de mi yemeli? Yoksa şekerlememeli de mi yemeli? Memememeli de mi yemeli? Memememeli de yemeli. Şekerlemeli yemeli. Evet. Şekerlemeli de yemeli. Abi. Süper, eline sağlık Betül. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, höşmerimin tadına gidip baktık şimdi de. Cızlama da oldu. Cızlamanın, Sebahat ablanın cızlamasının tadına da bakıyoruz çubukta. Sizin için ucundan acık. Mesela bu kahvaltıda falan gayet güzel yenilebilir. Evet. Mesela balla reçelle yenilebilir. Evet, doğru mu abla? Evet, evet. Mesela peynir de olabilir, buna uyar, yakışır. Uyar, hepsi uyar. Olur yani, değil mi? Evet. Bunu dürüm yapabilirsiniz yani, içine bir şeyler koyarak, değil mi? Evet, o da olur. Evet, yapabilirsiniz. Olur. Sonuçta ben yiyeceğim, sizin için yiyeceğim. Peki şu ne şu? Bu don. 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 Sevgili seyirciler, Anadolu'da buna don denir. Ne yapılır dondan abi? Bu saman. Bu giyilenden değil ama, onu söyleyelim. Evet. Harmandan. Harmandan. Doldururuz, samallarımıza koyarız, kışın mallarımıza yediriz. Yediriz. İsim neydi abi? Mehmet Özdemir. Mehmet abi. Buyur. Tabii yani geçmişte benim hatırladığım çocukluğumda döven, değil mi? Döven. Evet, düven var bir de. Düven. O güzelden var. Ha, düven de var, ha. Burada da var. Onu biraz sonra göster seyircilerimize. Evet. Gel yanıma. Düvene biniyoruz. Biniyoruz. At ya da öküz çekiyor. Öküz koşuyoruz. Onunla ortada sap yığını yanına yayıyoruz dirgenle. Ha, evet. Sen anlatsana, bana ne anlattırız? Sen anlatıyorsun. Sen misin köylü, ben miyim ya? Sen anlatıyorsun, ben de dinliyorum. Ha, anlat bakalım. Ha. Hasını öküz boyuna dönüyor. Elimizde bir öndere. 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 Bir de öküz durursa kakarız imbalı şöyle. Dürtüyorsun öküzü. Ha, dürtüyoruz öküzü. Sonra sonuçta o düvenle, düvenle ezilen ekinler savruluyor. Savruluyor, savruluyor. Ne oluyor? Ekin bir yana. Denesini alırız, samanını da mallara yediriz. Samanı ne yapıyorlar? Dolduruyorlar buna. Kışın hayvanlar yemesi için nereye götürüyorsunuz? Samanlığa. Samanlığa götürürler. Kolay bir iş değildir sevgili seyirciler. Köyde şu çocuklarımız kadar, bak Süleyman amcası. Bu kadar çocuklar, babalar filan yandan samanı atarken onlar da içine girer, ne yapar? Çiğner. Çiğner. Abi şu şapkanı çıkar, gel yanımıza ya. Çıkar, gel yanıma, gel. Sosyete oldun başıma, gel. Sen de girdin mi şeye? Nereye abi? Donun içine şey bastın mı? Abi ben yaş itibariyle ben yetişemedim o jenerasyona. Ne diyorsun ya? Biz şu anda kültürümüzü yaşatmak için. Ben senden gencim, ben nasıl yetiştim? Vallahi bilemiyorum. Ben mesela köyde bunun içine girip saman attılar ya, aman saman bazen burana gelir filan. Evet. He? Olur. Ondan sonra çocuksun, işin ne senin? Çiğne ki don daha çok saman alsın, değil mi? Tabii tabii. Ondan sonra ne olur? Belki biz şundan kaybettik. Amcamgile okulun tatil olduğu günlerde gidiyorduk. He. Onun için köyde hiç yaşamadığım için ondan kaybettim sen, ben. Uyanıksın sen, sosyetesin, senden konuşmayalım. Sen dinle bizi. Sen geç bu tarafa, yer değiştirin sosyeteyi. Yanımıza alalım, ha, orada dur sen. Şimdi abi ondan sonrası da var sevgili seyirciler. Buna dolduruldu dona, samanlar, çocuklar bastı bastı bastı. Geldiler, samanlığa yanaşır don. Yanaşır. Arkasında bir yer var değil mi? Var. Dönek onu samanlığın dönek yani delik var. Oraya deliğin oraya sokulur o. Sokulur. Sonra ne olur? O gariban çocuklar var ya, uşuk çocuklar. Bir kendine yıkar. Yıkar. Öbürü de samalıktan çeker. Çeker. Ama çocuklar da yapar bazen. Çocuklar da yapar. Ya. Yani sonuçta. Çekimler içeri atarız. Ha. Bak bundan. Yabayla, gel. Yabayla. Gel gel bak. Sen saman ol, ben bundan çekeyim. Yabayla sevgili seyirciler bu. Hani yaba dabadu var ya, o değil, bu yaba. Bildiğimiz yaba. Onu dolduruyoruz bundan. Yabayla doldurulur. Dirgenle ve yabayla da çekilir ama dirgenle daha kolay çekilir. Ama doldurulması da yabayla daha iyi olur. İyi doğru mu? İyi olur. Vallahi ben de var ya, köylü olduğum iyice belli oldu ha. Aynen değil mi? Eksik bir şey yok yani. Sonuçta sevgili seyirciler, meşakkatli işlerdi. Ama zaman her şeyin ilacı. Zamanın içinde teknoloji değişti. Şimdi bütün bu işlerin hepsi kolaylaştı. Şimdi sevgili seyirciler, bu gördüğünüzün adı boyunduruk.
Bu boyun durağı ne yapılır arkadaşlar? Koşulur, koşulur. Kim koşulur? Baba yiğit koşulur, baba yiğit. Var ya, ayıp ettiniz ha. Ne yapılır boyun durağı? Baba yiğit koşulur. Yiğit, yiğit. Ha, baba yiğit koşulur. Demin öküz koşulur diyorlardı. Şimdi sevgili seyirciler, görüyorsunuz bunun adı boyunduruk. Arkamızdakta biraz önce söyledik Kaan'ı. Abi Kaan'ı ile ilgili bir şey söyleyecek. Kaan'ın özelliği nedir bak? Buyurun. Kastamonu'dan mermiyi yükledip de getirirken tipiye tutulup ve mermiyi altına koyup çocuğunu da üstüne gizleyen bir kadın, mermi ıslanmasın direkten tipi de ölen Kaan'ı işte budur. O günün devrinde kurtarıcısı budur yani. Tankı, tüfeği, uçağı budur. Bu Kaan'ıdır evet, yani. Doğru diyor. O dönemler, o dönemde Kurtuluş Savaşı'nda, yani. Kurtuluş Savaşı'nda yok. Ha. Hani kadınlarımız kanlılarla mermileri cepheye taşıyor ya. Hani çocuğu ıslanıyor da merminin ıslanmasına izin vermiyor ya. Abi onu anlatıyor, ha, değil mi onu, abi? Onu aynen. Onu anlatıyor. Ben de tercüman gibi oldum. Sanki anlattın, anlamadım. Yok, Allah razı olsun. Hayır, hoşuma gitti, tekrar ettim. Hepsi o yani. Çok güzel. Kahru beysen, Allah razı olsun. Bir sağ ol. Yani. Ben de sana bir... Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Çubuk'ta kültürel değerlerin hepsi var da şu o değerlerden bir tanesi benim kafama değecek. Bacı! Dur şurada kendime bir yer bulayım bacım, dur ya. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz bir dibek var. Dibeğin içinde ne var bacım? Ekin. Ekin var. Evet. Nasıl bir ekin bu ekin? Ekin buğday. Bayağı bildiğimiz buğday. Herhangi bir işlemden geçmiş mi? Daha geçmedi. Daha geçecek. Şimdi ne bunu tam anlat, yani bu yarma mı? Yarma olacak, keşkek yapacağız, yarma yapacağız. Tamam, buğdayı aldınız. Aldık. Normal olduğu gibi mi koydunuz, ıslattınız mı koydunuz? Islattık. Ha? İşte biraz bunu ıslatıyoruz. Kuru buğdayı koyarsam vurunca un olur ha, zaten. Islatıyoruz bunu. Evet. Bu biraz kabarıyor, dövünce iyice kepeğe çıkıyor bunu. İnsan böyle biraz dövsek kendine gelir mi? Gelir tabii. Sen ara sıra, ara sıra... Kocam buralarda mı abi, buralarda mı? Yok. Hayır, tokmakla arasını ona da böyle vurduğu zaman ıslatıp. O da kıvamına gelir belki ha? Gelir. Kaç zamandır böyle dibekte dövmüyordun buğdayı? Bayağı 30 sene oldu. Ara vereli. He, oldu 30 ama sene. Ama hiç de fena değilsiniz, baktım yani. 30 sene tokmaklar oldu. Çok üst üste gelmedi. Özlemişiz geldi, bayağı. Özlemiş misiniz? Evet, özledik bayağı. Özledik. Festivaller işte böyle bereketli şeyler. İnsanların geçmişte yaptıkları yolculuklara döndükleri yerler buralar. Dolayısıyla da çok da iyi bir şey olmuş. Eski çocukluğunuzdaki izlere rastlayınca hemen topbakları kaptınız. Ninelerimiz hep böyle yaptı. Böyle yaptı bu, tabii. Bunlarla değil mi? Tabii. Sonra bundan yarma da mı olur, ne olur? Evet, yarma. Bu yarma olur. Yarma olur bu. Evet. Yarmayı yarma yoğurtlarsak olur. Ne olur? Yarmayı yoğurtlarsan çorba olur. Çorba olur. Heh. Onun tarhanası da olur mu? Olur. Oh. Topak tarhanası yapılır. Üstüne bir de nane tereyağı. Evet, nane tereyağı da olur. Çok güzel olur. Ya şimdi şuraya bakınca ben var ya öyle görmeye başladım. Bu tencere, bu da çorba, tarhana çorbası gibi. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz heveslerini aldıkça böyle çocuklarına doğru, çocukluklarına, zaten gençler de eski yıllara döndüklerinde birden coşmaya başladılar. Türkü sesleri falan duymaya başladım. Evet. Sen mi söylüyordun annem? Evet. Beraber bak, anneye siz de yardım edin. Hadi bakalım bir tane söyle. Dibe vurmayalım hiç. Devam edelim bir türküyle. Şuralar olmasaydın da çiçeğim solmasaydı, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Nefesin gitti. Evet. Var mı burada sesi güzel başka? Dibe'ye söyle, dibe'ye söyle. Dibe'ye söyle bakayım, dibekle bir şey varmış, dibekle ilgili. Dibekle ne var? Ekin var. Türküsü varmış, türküsü. Taş dönmüyor, dönmüyor dibeğinde başında şu kızların ka... Uyduruyorum ben, yok böyle bir şey. Ben söyleyemem onu. Bilmiyorsun. Yok. Peki sizi fazla yormayayım. Kolay gelsin. Sağ olun. Biraz keyfini çıkarın, sonra gezmeye devam edin. Tamam. Çünkü çocukluğunuzda rastlayacağınız başka izler de var festivalde. Evet. Şimdilik buradasınız. Hadi kolay gelsin. Sevgili seyirciler, genellikle böyle mizansen falan yapmıyorum biliyorsunuz ama şu andaki bizim düzen mizansen. Yani biz bu işi kurguladık, oturduk. Ama ne çıkacağını vallahi tallahi billahi ben de bilmiyorum. Abi dedi ki, öyle mi abi? Öyle. Adını buyur. Hacı Çelebi. Tabii ben biliyorum da seyirciler için soruyorum. Hacı abi dedi ki, ya dedi bu hacı var ya, bu yanındaki hacı.
bir marifetli adamdır dedi. Öyle böyle değil dedi. Derken Hikmet abi bir şey dedi. Öyle mi Hikmet abi? Evet. Biz de dedik ki ya dur bakalım hacının ne kerameti var görelim diye hemen burada bir alan bulduk, buraya yerleştik. Hacının adını da bilmiyoruz. Üstelik hacım adın neydi? Satılmış Çeper. Satılmış Çeper, ama senin lakabın falan yok mu? Çelloğun satılmış diller. Çelloğun satılmış. Bana da Deli Yusuf'un gafur diller. Senin var mı abi hacı abi? Ben de Keltevin torunu Hüseyin'in oğlu hacı. Güzel abi, sen kimsin abi? Beylerim Osman. Beylerim Osman, sen? Benim yok abi. Kurban olayım. Sana da şey diyeyim, kumpirlerin Hikmet. Kumpirlerin Hikmet. Var mı onun senin? Çelloğun satılmışın torunuyum ben de. Vay. Kızım var mı sizin? Ben de tabelacı Mustafa'nın kızıyım. Vay, senin? Ben de Uzun Ömer ailesinde. Uzun Ömer, tamam, peki o tarafa doğru yetişemiyoruz. Yani sonuçta Anadolu'da genellikle böyle lakaplar da vardır. Sülalelerin adları vardır. Hacı amcayı da böylece öğrendik. Hacı amca nasılsın? İyiyim hamdolsun. Nasıl geçti hayat? İyi geçti. Ya herhalde iyi geçti. Çok da şey biriktirdin torbada. Baksana hepsi senin ağzının içine bakıyor. Hacı ne söyleyecek diye. Hızlı mı geçti, yavaş mı geçti? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oo maşallah. O zaman hayatın tadını çıkarmışsındır. Anne sağ mı? Hayır. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ ol Allah. Ne zaman gitti seni bırakıp? 2-3 sene oldu. Oldu. Zor oluyor mu? Olur ya tabii. Oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hayat böyle bir şey. Genellikle abi, hacı abi, Hikmet abi, genellikle hanımlar beyleri gönderiyor. Evet. Bak Anadolu'da geziyorum. 150 program yaptım. 4 senedir geziyorum. Bakıyorum, sohbet ediyorum. Hepsinin kocaları nerede? Filanca yerde bekçi diyor. Ben de anlamıyorum. Meğerse mezarlığın bekçisi. Öbürü diyor gece bekçisi. Evet. Öbürü diyor gideli çok oldu filan. Yani genellikle hanımlar gönderiyor ama hacım sağlam çıkmış, anneyi göndermiş. Hacım bir şiir mi okur dedin, ne dedin? Bu güzel şiir okur, bir annem şiiri var, annesine hasret gitmiş. Öyle mi? Küçük yaşta annesi vefat etmiş, onun için annesine böyle güzel bir destansı bir şiir yazmış. Kaç yaşında kaybettin anneyi? Anne 3 sene oldu. Yo. Kendi anneni. Kendi annem biraz oldu diye ben ufak. Yani sen kaç yaşındaydın? Daha 3-5 yaşında. Bebeydim, şöyle bebeydin. Peki hadi bir şu şiirini oku da hem seyircilerimiz dinlesin, hem buradaki bak misafirlerimiz var, onlar dinlesin. Hadi buyur. Ana sevgisi sıcağın sinmiş bana, seni severim ana. Sensin bana kan veren, sensin bana can veren. Küçükken yudum yudum sütleriyle uyudum. Kulağıma ninniler neler söyledin neler. Beni büyüttün ana, beni yürüttün ana. Vay bir alkış. Evet. Oğlum dedem marifetli, sen de yazıyor musun böyle şiirler? Yok ben yazmıyorum da yavaş yavaş öğreniyoruz işte ondan. Öğreneceğim, bu yaş tam şiir yazmaya yaşı ya. Hacı'ya sor bak bakalım. Recep abiye sor, bu yaşta şiir yazmışlardır illaki. Ha var mı abi? Vardır bir numaralar. Fazla karıştırma diyor. Biliyorsunuz Çubuk'taki renkleri, sesleri, güzellikleri, köyleri geziyoruz, tozuyoruz. Onları sizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet.